Herkese selamlar arkadaşlar. Mountain Blade Bannerlord rehber serimize devam ediyoruz oynanış tadında. Evet, şimdi arkadaşlar ben karakterimi şöyle trading'de göstereyim size hemen karakter menüsünden. Ticarette bir levele getirdim. Yani birinci seviye şu anda. Ticaret bütün fokuslarımı çok para kazanabilmek için ticaret trade yeteneğime verdim. Bütün sahip olduğum fokus puanlarımı. Ve şimdi size bu videoda nasıl karlı ticaret yapabiliriz onu göstereceğim. Hemen şurada Ereblos adında bir köy buldum arkadaşlar. Bu köye gideceğim. Buy product diyerek ürünler alacağız. Gördüğünüz gibi clay ürünü 13'e satılıyor. Şöyle göstereyim. 13 dinara satılıyor arkadaşlar. %35 daha ortalamadan daha ucuzmuş. Poros'ta ise gördüğünüz gibi ticaret dedikoduları var. Bu da bana neden geldi? Trade yeteneğim 1 olduğu için ticaret dedikodularını öğrenebiliyorum. Gördüğünüz gibi Poros'ta da 64'e satılıyormuş. Wallstorm'da 25'e satıyormuşum. Satabilirmişim. Şimdi ben bundan bolca alacağım. Tabii benim bir inventory kapasitem var. O kapasiteyi geçmemeye çalışacağım. Ve alabildiğim kadarıyla şuradan 13 kapasiteye de bakıyorum. Bir gözüm şurada arkadaşlar. Bir gözüm tam şurada. Kapasiteyi aşmamaya çalışıyorum. Çünkü yavaş yürürüm yoksa. O yüzden kapasiteyi aşmayacağız. Parama da bakıyorum bir yandan. Yeterli. Evet, 403 423 33 53 olmadı. 43'te kalsın. Evet, 43'te aldık. 403 ödeyeceğiz. Bakalım ne kadar kar edeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. 403 ödedik. Şimdi hemen bunları alalım. Bir de bir özellikten bahsedeyim. Köyden aldığınız ürünler arkadaşlar, fiyatları hiçbir şekilde değişmiyor. Mesela ben alım yapsam gördüğünüz gibi fiyatı, alım fiyatı değişmiyor. Köyde sabit fiyat alabiliyorsunuz ama şehirlerde fiyatlar oynaklık gösteriyor arkadaşlar. Bu da küçük bir bilgi olsun size. Önemli bir bilgi. Evet, şimdi Poros'a gideceğiz. Poros neredeymiş bir bakalım. Poros hemen şurada. Hemen Poros'a gidelim. Bizim inventörümüzde eşyalar vardı. Onları da satalım bari. Bir durduralım oyunu. Şuradaki şehre gideceğim önce. Danuska'ya gideceğim. Elimdeki eşyaları satayım önce. Hızlıca ilerleyelim. Hemen şöyle şehrin kapısından giriyoruz. Evet. Trade. Elimdeki gereksiz eşyaları satacağım. Civilian kıyafetlerim iyi mi? Benim cloak'a ihtiyacım varmış. Neyse, bunları satalım. Sivilin kıyafetini, bunu giyiyorum. Sivilde deri kıyafetim. Askeri kıyafetim de bu. Aa, glove'a ihtiyacımız var bizim, eldivene. Bow. Benim bow'umla aynı. Satabilirim. Aslında bu bow yeteneği, bunu kullanabilirim range weapon'da. Ama alttan inmem gerekecek. Bunu ikinciye alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Kaç vuruyor? 42 vuruyor. Bu kaç vuruyor? 37, 42. Attan inmem gerekecek. Kalkanım olmadığı için gerek yok. Bunu satacağım ya. Evet, bent. Balta kalsın. Baltayla keser biçeriz. 108 swing speed. 62 cut. Rusty nose hatchet daha iyi gibi gözüküyor. Weapon tire de yüksek. Sallama hızı biraz düşük. Handling biraz düşük ama damage katı fazla. O yüzden bunu kullanacağım. Bu daha iyi. Bunu satacağım. Evet. Bunlar da nereden geldi arkadaşlar? Forest banditleri alt ettim. Onları yendim. Oradan geldi. Clay. Clay'leri Poros'ta satacaktık. Hemen gidelim ve karlı ticaret nasıl yapılır size göstereyim.
Evet, direkt gidiyorum. 3 hızını alarak hızlıca ilerlerim. Deh bre. Bre deh pehlivan. Forest banditler gayet iyi yağma getiriyor. Aslında dalabilirim. Dalalım bakalım ya. Yakalayalım şunları. Bunlardan güzel şeyler çıkıyor. Steward yeteneğim 13 olmuş. Bu da neden artıyor arkadaşlar? Ben partide şöyle partimi göstereyim. Parti özelliğimi, daha doğrusu quest, klan. Evet, klandan göstereyim. Quartermaster yaptım. O yüzden Steward özelliğim artıyor. Quartermaster'da Steward özelliğim bana ne getiriyormuş? Köylerden daha fazla gelir vergi alacakmışım. Influence getiriyor. Buna vermeyeceğim. O yüzden klandan görevimi Scoot'a çevireceğim ki başka yoldan geçenleri daha iyi görebileyim. Scoot yeteneğim artsın. Şöyle karaktere bir daha basalım. Scoot yeteneğimiz ne kadarmış? Scooting. Evet, Spring at night %2, %1. Şunu vereceğim. 2 Party Movement Speed at Night. Geceleri daha iyi hızlanmaya vereceğim. Night Vision vereceğim. Pathfinder'ı verirsem gündüzleri sadece %1 hız alacağım. %1 hız çok büyük değil ama geceleri diğer kişiler zayıfladığı için onları yakalamam daha kolaylaşacak. O yüzden Scouting'e seviye arttığı zaman Scouting'de Night Vision'ı vereceğim. Bunu da aklımıza tutalım. Eğer unutursam bana yorumlardan hatırlatmaya çalışın. Scouting levelin arttı. Neden vermiyorsun diye hatırlatabilirsiniz. Evet, Wostrum'a geldik. Wostrum'un önünde bunları yakaladık. Hemen savaşa gidelim. 5 kişiler o kadar önemli değil ama kayıp vermeden yenmemiz gerekiyor. Forest banditler mesafeli silahları var. Evet, atmaya başladılar oklarını. Evet, bir şarj. İnfanteriler şarj yapsın şöyle. Okçular da geride kaldı. Okçuları da seçelim. Şöyle okçularına atış yapıyor. Rahat bir şekilde kazandık. Güzel oldu. 3 kişi seviye atlamış. 9 rundan kazandık. Bakalım ne geldi. Yağmalardan. Bushwhacker. Prisoner'ları alalım. Yağmadan güzel şeyler düşmüştür. Herhalde. Bir bakalım. Splintered Arrows. Ok gelmiş. Bizimki hangisi? Arrows. Splintered Arrows. Bunun farkı ne? Hiçbir farkı yok. Bu daha iyi sanki. Cracked Mountain Hunting Bow. Bizimki ne? Hunting Bow Cracked. Bu da çatlamış. Speed'i biraz düşmüş ama damage'i yüksek. Hedef vurması düşük. Missile Speed 67. Daha uzun mesafeleri vuruyor ama iyi değil o kadar. Neyse, alalım. Loot yapalım. Daha sonra satarız. Wostrum'a bir uğrayalım. Bakalım Clay'ler ne kadara gidiyor buradan. Bir görmüş oluruz. Trade diyelim. Evet. 1122 altınım var. Misk bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Misk gıdalar, yemekler falan demek. Clay'den misk, yani ıvır zıvır diyelim, öyle diyelim. Ivır zıvır anlamına geliyor. Clay'ler burada 36'ya gidiyormuş. Poros'u 64'e satabilirim. Daha karlı olacak. Burada ucuz bir şey var mı? Şöyle bakalım, yeşil olan. Burada bira ucuzmuş. Bira ne kadar ucuz? Bir bakalım. %22 ucuz. Bira alalım. Ama yeterli yerimiz yok. Neyse, biz eşyalarımızı satalım en iyisi.
Şöyle kapatalım şunu. Benim eşyalarım nerede? Şöyle ol diyelim. Bu silah daha mı iyi? Ben de Rusty Cleaver 76 kat, 61 kat, 88, 32, 35, 116. Bu daha uzun. Uzunluğu bunun daha uzun benim kullandığımın. Handling 86. Çok büyük fark yok. Rusty'yi kullansam daha iyi galiba. 356. Bunun değeri 192. Neyse, gerek yok, satıyorum. Spike. Blunt. Kişileri bayıltmak için. One handed weapon. Şunları satalım. Şunları da satalım. Şimdilik böyle kalsın. Bu şekilde arkadaşlar para yapacağız. Ucuza trade diyelim bir de. Yerimiz açıldıysa biraz bira alabilirim. Ama yerim yok ki ya. Misk diyelim. Bira ne kadar alabilirim? Bira burada ucuzdu. Bira 35. 43'e nerede satabilirmişim? Poros'ta satabilirmişim. 2 tane alayım. 450 oldu. Şöyle olsun. 35, bir tane de bir aldık. Poros'a gideceğiz. Poros'ta satacağız. Poros'ta bira da para ediyor. Şimdi karımızı göreceksiniz arkadaşlar. Yaklaşık epey bir para verdik play'lere. Bu şekilde oyunda arkadaşlar ticaret yapabilirsiniz. Ama şimdi en önemli şey burada yapmamız gereken ticarette kapasitemizi arttırmak ki birden fazla ürün alıp taşıyabilmemiz gerekiyor. O yüzden de kapasitemizi arttırmamız için eşek veya at almamız gerekiyor. Bizim yüklerimizi taşıyacak. Ranged prisoners. Aa, benim prisonerlarım varmış. Onlara Poros'a bir gelelim. Trade diyelim. Şimdi hemen size göstereyim ne kadar kar edeceğimizi. Clay 42'ye satılıyor, görüyorsunuz. Hemen buradan hepsini veriyorum. 1091 Clay'den kazanıyorum. Gördüğünüz gibi kaça almıştık? Epey ucuza almıştık. Clay'leri sattım. 1000 buradan geldi. Trade diyorum. Trading yeteneğim de artıyor bu arada. Şunu da satalım. Bira satalım. Bira 45'e gidiyordu buradan. 82 de oradan geldi. Şu anda 2939 altınım oldu. Hemen kapasitemi arttırmak istiyorum. İlk yapacağım şey kapasitemi arttırmak. Şurada arkadaşlar nerede diyeyim size, Makep'te en ucuz Makep miydi? Makep'te, evet. Makep şehrinde ucuz atlar bulabilirsiniz. Steppe horse'lar. Oradan alabilirsiniz. Poros'ta ne kadarmış? At bakalım. Poros da pahalıdır. 96'ya gidiyor. 96'ya gidiyormuş. 88. Mule ne kadar? 120. İşte bunlar yük kapasitenizi arttırıyor arkadaşlar. 120. Şu anda bunu almayacağım. Yağma yaparak diğer stepelerin olduğu yere gideceğim. Onlarda atlar daha ucuz. İlk etapta kar elde edebilmem için onları olduğu yerlerden alacağım. Atların daha fazla bulunduğu yerlerden. Şu 11 looter'ları da yağmalayalım. Market'e gideceğiz arkadaşlar. Market'te en ucuz at var. Bu da size küçük bir bilgi olsun. Şöyle hızlandıralım. Bakalım diğer. Evet, yakalayamadık hala. Kaç gidiyor bunlar? 3-2 3-2 5-1 4-9 yakalayacağız. Evet. Yağmamızı da yapalım. Bu şekilde hızlıca oynayarak karlı bir başlangıç yapmış olacağız. Bunlar yağmacı olduğu için okçularımı pozisyon aldıracağım. Şöyle şuraya gelsinler. Biraz ön kısımda kalsınlar. İnfantrilerde movement, şöyle okçuların arkasında kalsınlar.
Evet, nereden geliyorlar bir bakalım. Alta basarak arkadaşlar gelen kişilerin hedefini görebilirsiniz. Hedef alacağınız kişileri. Nereden atalım? Aldı bizim okçular, görüyorsunuz. Okçular temiz bir şekilde aldı. Kimse kalmadı. Hepsi ziyan oldu. Fedailer. Evet, 1-2 Venom'la kazandık. Moralle kazandık. 3 kişi de seviye atladı. Neler gelmiş? Hızlıca bakalım. Rust of Skull. Wooden. Çok iyi bir şey gelmemiş. Aa, Fish gelmiş. Güzel. Grapes gelmiş. Pilgrim Hood. Fry Commoners kıyafeti gelmiş. Benimki daha iyi. Arm Wraps gelmiş. Arm Wraps Glow. Eldiven lazım bize. Şunu koyalım. Eldiven lazım zaten. Leather Shoes. Flexible Shoes. Leg Armor. Bunları hemen lootlayalım. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, bir looter daha var. Bunları yakalamayacağım. Bir durduralım. Şeye doğru gidiyorum ben. Makyabe doğru gidiyorum. O yüzden şuraya doğru tıklayayım. Yolumuza çıkanları yakalayacağız. Gelmişken de şu şehirlere bir bakalım. Grain var mesela burada. Burada grain satılıyor. Grain ne kadarmış? Köylere de uğrayalım bir. Burada grain ne kadar? 8. Poros'u 21'e satabilirmişim. 1000 altınları var köylülerin. Grain ihtiyacım var mı benim? Grain'de ihtiyacım var. Biraz grain alalım. Buradaki kılıçları satacağım. Onlara vereceğim ki onlar da kalsın. İstedikleri zaman satabilirler. Karşılığında grain alacağım. Ucuza şöyle 10 tane grain alayım. Bunlar yemek için alıyorum kendime. Yiyecek bulunsun diye. Evet, partide arttırma var. Bushwasher'lar bana katılabilirmiş. Şuradaki işaret recruit prisoner. Yani prisoner'larınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Batanyan Fian şampiyon oluyormuş. Bunlar en iyi okçular arkadaşlar. Batanyan Fian şampiyonlar. En iyi okçular diyebiliyorum. Aslında bunları alsak iyi olur. Bushwalker. Freebooter. Bunları alalım. Recruit edelim. Ama benim 22, evet, sayım da artmış. Recruit edebiliriz. Alalım şunu. Forest Bandit. Bu ne oluyor? Batanian Fian şampiyon. Bunu da alalım. Ama gelmek istemiyor. Gelmek isteyince işaret çıkıyor arkadaşlar. Şu anda gelmek istemiyor. Böyle kalacak. Onları besleyeceğiz. Şimdilik kalsın. Yiyeceğimiz ne kadar gidiyor? 14-1.25 kilo. Çok fazla değil. Devam edelim. Bu kana bir uğrayalım. Bu kana ne yapabiliriz bakalım. Bu kana şehrine de bir uğrayalım gelmişken. Şurada köyde ne var? Grain. Demek buradan grain'i ucuza alabiliriz. Bu şekilde bakarak 8'e satıyorlarmış. Poros'ta daha iyi satabilirim. 160. Benim bir an önce eşek almam gerekiyor. Paralarla. O yüzden bu şehirlere uğramayacağım. Direkt Makyab'e gideceğim ve daha sonra size karlı bir ticaretin yolunu göstereceğim arkadaşlar. İlk etapta biraz para yapmak için bu şekilde yağma yaptım. Yollarda da karşımıza çıkan yolumuzun üstünde olan yağmacıları da yağmalayacağız. Looter'ları yeneceğiz arkadaşlar. Hem bu sayede 2 looter var. Kaç hızında gidiyor? 3-5. Bizim hızımız kaç? 5-1. Şu iki kişiyi alalım. Direkt bilgisayara aldıracağım. Yakalayabilirsek tabi, biraz hızlı gidiyorlar. Yolumuzdan çıktık mı? Yakaladık galiba. Evet, yakaladık. Burada direkt adamlarımı göndereceğim. Bunlara adamlarımı göndereceğim.
Kayıp vermedik. İki kişi aldık. İki kişi alırlar zaten. Looter gelmiş. Looter'lar ne olabiliyordu? Imperial Legionary olabiliyor. Looter'lar gelmiş. Bushwalker'dan birisi katılmak istiyor. Bunlar ne olabiliyordu? Batanian Fian Şampiyon. Batanian Fian Şampiyonlar en iyi okçular diye biliyorum ama biraz araştırmam lazım. Tam emin değilim. Ama iyi bir okçu olduklarını biliyorum. Bushwalker'ları. Şunu alayım yanıma. Biri de geldi. 3000 param var. Pickaxe geldi. Head armor, loot. Çok fazla bir şey çıkmadı. Şu şehre bir uğrayalım. Eşyalarımızı satalım. Daha fazla at alırız. Yolumuzu biraz uzattılar. Makyab'e gidecektik. Yolumuz aşağı gitti. Looter burada vardı. Kaçıyorlar ama aşağı doğru kaçıyorlar. Şimdi şuradan trade'den arkadaşlar all diyelim. Taylor satacaklarım bunlar. 40. Bir de Tavern District'e gidip prisoner'larımı da satayım. Biraz para kazanayım. Evet. Bu şekilde sattık. Şimdi Makyab'e gidiyoruz. Makyab'den ucuza at alacağız. At alıp kapasitemizi arttıracağız. Bir şehir var arkadaşlar. O şehirde en ucuz balık bulunuyor. O balığı da alarak nasıl daha fazla kar elde edebiliriz onu göstereceğim. Makyab'e gidelim. Önce bir mazene uğrayalım. Balıkmış. Looter'lar var. Makyab'e gidelim önce. Şuradan at alacağım. Trade. Evet, Step or Desert Horse. Mule. Burada o kadar ucuz değilmiş ya. Makyab'da ucuz oluyordu. Yani Steppe Horse. Evet, Steppe Horse'lar ucuz. Atlar ucuz arkadaşlar. Atlar sizin kapasitenizi arttırıyor. Daha doğrusu atlar hızınızı arttırıyor. Eşekler ise kapasitenizi arttırıyor. En ucuz eşek burada mı? Nerede var ya? En ucuz eşeği bulamadım. At alsak iyi olurdu aslında ama. Neyse. Biraz o zaman at alalım. En ucuz at burada çünkü. Sumped Horse. At gelmemiş. Bakalım şuradan şu şehre bir gezelim. Makyab. Ne var burada? Salt, tuz, hardwood, steppe horse. Steppe horse, iron horse. Steppe horse'a bir bakalım. Oradan bulabilecek miyiz? Bu arada paramız 41'e çıktı. Epey masraflıyız şu anda. Steppe Horse. Sumper Horse. Evet, işte bu atlardan bahsettiğim buydu arkadaşlar. Sumper Horse. En ucuz yük taşıyan atlardan birisi. 51'e gayet uygun. Mule da alabiliriz 56'ya. Bunlardan hepsini alacağım. Şöyle alabildiğimi alacağım. At Steppe Horse alabilirim. Riding veriyor. Hızımızı arttırıyor. Şu anda 1090 oldu. Gray ne kadarmış? 8. Poros'ta, Makyab'da 13'e satabilirim. Makyab'da satalım mı Ali Grey'ini? Yiyecek için aldım. Steppe Horse da alabilirim 57'ye. Ucuz çünkü. At gerçekten ucuz. 57'ye. 8 tane de at alalım. Paramız var zaten. Steppe War Horse almayacağım. Çünkü riding yeteneğim yeterli değil. Savaş atı almayacağım. En iyi atlar stepelerde var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilogramımız arttı. 1250'ye çıktı kapasitemiz. Steppe Horse'ları kitleyelim. Kesmesinler. Sumper Horse bize yük kazandırıyor. Bunu da kitleyelim. Mule. Bunu da kitleyelim. Kitleyerek kesmelerini engelliyorsunuz arkadaşlar. Yoksa yemeğiniz biterse atlarınızı kesiyorlar. O şekilde kitliyorsunuz. Bunu da öğretmiş olayım. 803 ödedik. Şimdi buradan arkadaşlar Tuyal'a gideceğiz. Tuyal'da en ucuz balık var. En ucuz balığı oradan alacağız. Bu arada köyleri gezelim. Burada ne varmış? Şuradaki köyde. Sheep var. Koyun ne kadar?
Grain 9 mesela. Grain gayet ucuz. Grain'i alalım. Zaten ihtiyacımız var. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, yağ burada çok ucuz. Butter 13'e satılıyor. Diğer şehirlerde görüyorsunuz 28'e 32'ye satabilirim markette. Yağ alalım. Kapasitemiz var zaten. 20 gayet ucuz. Wostrum'u 111 lira satabilirim şimdi arkadaşlar, peyniri. Wostrum gayet karlı. Wostrum'a da gider satarız. Ondan sonra 37'ye burada var. Ortalama fiyatın üstüne sheep. Sheep'i bilmiyoruz henüz. Bunları alalım. Yiyecekten zarar gelmez. Evet, ben nereye gidiyordum? Buradan Tural'a gidiyorum. Tural'da en ucuz at var. Şuraya gideceğim. Evet, devam edelim hızlıca. Köylere de uğramadan geçmeyin. Payam köyüne de uğrayalım. Bir ne varmış burada? Grain varmış. Buğday çıkabilir. Ucuza buğday alabiliriz. Grain 9'a gidiyor arkadaşlar. Poros'ta satabilirim. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Gördüğünüz gibi fiyatta değişiklik olmadı. Çünkü köylerde fiyatlarda değişiklik olmuyor. 873 ödeyeceğim. Nerede satabilirmişim? Poros'ta 21'e satabilirmişim. 9'a aldım. 21'e satacağım. Böyle düşünebilirsiniz. Biraz da Tural'dan balık alacağım. Kapasitemi doldurarak Poros'a ilerleyeceğim sonra. Bu şekilde ticaret yapıyorsunuz arkadaşlar. Karınıza kar katıyorsunuz. Şu anda benim parti kapasitem ne kadar? Bir bakmak istiyorum. 24'e 24. Imperial Recruit. Imperial Arch 12'ye 24. 12'ye 8 olması gerekiyordu. Imperial Infantry. Şunları infantriye çevireyim. 12'ye 8. Evet, Tural'a ilerleyelim. Şuradaki balıkçı kasabasına, balıkçı şehrine ilerliyoruz. Evet, burada balık ucuz olması lazım. Bakalım öyle mi gerçekten? Old Workhorse. Görüyorsunuz arkadaşlar, yük taşıyan Old Workhorse. Çalışma atı 15'e gayet ucuz. Hemen bunların hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Çünkü kapasitemi arttırmak istiyorum. Hepsini aldım. Kapasitem 1900'e çıktı. Olabildiğince kapasitenizi arttırın. Daha sonra misk diyelim. Grain 8'miş burada. Görüyorsunuz Poros'ta 21'e satabilirim. Kapasitemi alabildiğim kadarını alıyorum. Bu kadarını aldım. Kapasitemi doldurmayayım. Şimdi Poros'a gideceğiz arkadaşlar. Evet, 411 param kaldı. Şimdi buradan direkt Poros'a gideceğiz. Poros neredeydi? Poros'u bir bulabilsem. Argoron. Poros neredesin? Poros burada bir yerdeydi. Ha, Poros burada. Buraya gideceğiz. Karlı satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Şehirler içinde de satış yapabilirsiniz. İlla Poros'a gitmek zorunda değilsiniz. Diğer şehirlere de gidebilirsiniz. Oralarda da kar elde edebilirsiniz. Şu anda yakında şehir varsa oraya da uğrayacağım ben. Şu anda bakalım çevremizde bir şehir var mı? Yakın bir şehir. Oraya bakacağım. Kaleler var. Ampria'ya uğrayalım mesela. Amprella'ya uğrayalım. Buradan ne satabiliriz bakalım. Trade diyelim. Old Workhouse'u da kitleyelim önce. Ya burada kaça gidiyor? 10'a gidiyor. Ucuz. Grain 11'e gidiyor. 9 almıştık, ucuz. Peynir 14'e gidiyor. Burası karlı değil. Başka ucuz bir şey var mı burada? Yağ ucuz. Ama kapasitem yok. Grain 14'müş. Poros'ta daha iyi satabilirim. Buradan pek karlı bir şey çıkmadı. Bir dakika, benim inventory'imde silah falan var mı acaba? Evet, inventory'imde silah yokmuş, tamam. Evet, şimdi devam edelim. Muzeya'ya gidelim. En yakın kasaba Muzeya. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar ne kadar kâr edeceğimi. Bu şekilde kapasitenizi arttırarak, önce kapasitenizi arttırın elinizdeki bir miktar parayla. Sonra kalan parayla da arkadaşlar ticaret yapın. Şehirden şehire gezerek ticaret yapabilirsiniz. Muzeye bir uğrayalım. Trade diyelim. Evet, misk diyelim.
Grain 14'e gidiyor, görüyorsunuz burada. Grain 14'e gidiyor. 19'a kendileri şey yapmışlar. 14'e gidiyor. Birazını satabilirim. Şöyle üzerine gelirsem %40 daha pahalı ortalama fiyatın üstünde. Ben 9'a almıştım. 9'a kadarını şöyle eşyamı da düşürecek şekilde indiriyorum. 13'e düştü fiyat. 12'ye kadar düşüreceğim. 12. Belki hepsini satarım. 12. 12'ye kadar. 11'e. 11'e düşmesin. 11. Biraz da benim elimde kalsın. 10 tane. Şöyle 20 tane de bende kalsın. 2100 kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar ettim. Trade yeteneğim de arttı. Şöyle karakterime bir daha bakayım. Bunları ne zaman açacağız? Trading. Bunları açabilmem için 25 level olmam gerekiyor. Focus puanı var. Focus puanımı yine trade'e vereceğim ki daha fazla ticaretten kar elde edeyim. Hemen şuradan trade'den, Muzea'dan ne alabiliriz bir bakalım. Grain, butter. Buradan şeye gideceğiz. Wostrum'a gidebiliriz. Wostrum'da 67'ye yağ satabiliriz. Wostrum'da 67'ye Wostrum'a gidebiliriz. 710 ödeyelim. Burada gayet uygun fiyat. Aslında çok uygun değil. İptal edeyim bir dakika. Butter 22. Ne kadar fiyatı? Avaraj ortalama fiyatta. Çok pahalı, çok uygun. Peynir çok ucuzmuş. Wostrum'da peynir satabiliriz. Buradan peynir alayım. Peynir burada ucuz. %22 daha ucuzmuş. 32. 32. Wostrum'dan hepsini aldım. Evet, 1400 ödeyeceğim. 720. Bir daha bakayım başka bir şey var mı? Şöyle Wostrum'a gideceğiz. Yeşil olanlara bakıyorsunuz arkadaşlar. Yeşil olanlar karlı alım satım yapabileceğiniz ürünler. Evet, yeşil yeşil yeşil. Pek fazla bir şey yok. Aslında koton uygunmuş. Wostrum'da 87'ye satabilirmişiz. Ne kadar? %23 daha ucuz. Biraz da koton alalım. Hepsini alsam 22 cheaper diyor. 21. Biraz da koton alalım. Wostrum'a gidelim. Bu şekilde arkadaşlar kar elde edebilirsiniz. Wostrum neredeymiş? Wostrum şurada. Buradaki şehir. Buraya doğru ilerleyelim. Bu şekilde arkadaşlar ticaret yapıyorsunuz ve paranıza para katıyorsunuz. Köylerden de ürün alabilirsiniz. Mesela burada ne varmış? Koton. Buraya bir gidelim. Koton alalım. Paramız var biraz daha. Wostrum'a satacağız. Koton var mı? Grain mesela ucuz. Grain ucuz. Peynir, koton 51. Burada daha ucuz. Bunun hemen hepsini alıyorum. 1020 ödeyeceğim. O kadar param yok. İşte paranız olsaydı ödeyebilirdik. 500 küsür ödeyeceğim. Buradan sonra Wostrum'a ilerliyorum hemen. Ne kadar param var? 85. Kapasitemde yarısını doldurmuşum. Wostrum'a satacağım eşyaları. Mountain Bandits'leri de yağmalayabilirsiniz. Onira'ya bir uğrayalım. Yakın bir şehir. Burada belki satış yaparız. Onira'ya bir uğrayalım. Sonra Wostrum'a geçeceğiz. Trade diyelim. Burada neler var? Grain. Görüyorsunuz Suraya'da 8'i alabilirmişiz. Grain 17 istiyor. Grain 13. %30 daha pahalı. Grain'imiz kendimiz için. 38. 38 istiyor. %52 cheaper. Buradan biraz daha koton alabilseydim iyi olacaktı. Koton burada ucuzmuş. Ama paramız yok. Devam edeceğiz. Wostrum'a devam ediyoruz. Evet, Wostrum'a gidelim bir an önce. Hızlandırıyorum zamanı. Forest Bandit'lerin hideout'u burada varmış arkadaşlar. Onlara da girebiliyorsunuz. Ama şu anda o kadar güçlü değilim. Evet, son paramız 0 kaldı. Expected change diyor. Bir an önce varmamız lazım. Yoksa
birliklere borcumuz olacak. 0'a 0. Evet, hemen trade diyelim. Evet, Wostrum'a cheese satacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz 52'ye satıyorum. Hepsini sattım. Karım 2000. Koton görüyorsunuz arkadaşlar 71. Hepsini sattım. Karım 3000. Bu şekilde para yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3000 oldu. Bu şekilde belirli bölgelerde kar kazanarak arttırabilirsiniz gelirinizi. Şimdi ben burada ticarette arkadaşlar wholesaler'ı açacağım. Fiyatlardan %5 daha ucuza dezavantaj kazanacağım. Bunu seçerseniz bunlar arkadaşlar karınızı ekipmanlardan, yani silah satışı yaparsanız bunu seçin. Ama ben wholesaler olmak istediğim için, yani ürün satmak istediğim için %5 fiyatlardan bu özelliği açacağım. Şimdilik bunu açtım. Şimdi fiyatlardan %5 daha da karlı alım satım yapabileceğim. Bu şekilde arkadaşlar ticaretinizi geliştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey önce kapasitenizi olabildiğince arttırmak. Yani paranızın yarısını kapasiteye ayırın. Diğer yarısını da ürün alım satım yapabilmek için ürün alımına ayırın. Öyle düşünebilirsiniz. Ama ilk etapta şeyiniz varsa, boş yeriniz varsa önce biraz para toplamak için looterları yağmalamaya başlayın. Looterlardan aldığınız gelirlerle de ilk ticaretinize yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Ama ilk yapacağınız şey at almak olacak. Ucuza at bulmanız lazım. At alarak onları, karınızı arttırabilirsiniz. Ben mesela old workhorse'u nereden almıştım? Unuttum, bir yerden almıştım ama ucuza. Şehrin birinden almıştım 15'e. Siz de o şekilde alım yaparak, mesela burada 19'a old workhouse varmış burada mesela. Biraz daha alacağım ben. 19'a bunları alıyorum ki kapasitem artsın. Şu anda kapasitemi 2350'ye çıkarttım. Bu şekilde kapasitenizi arttırırsanız daha iyi olacaktır ilk etapta. Daha sonra tabi atınızı, eşeklerinizi değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oynanış serimize devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.